billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve efdalus salatu ve etemmut teslim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla ve ente tec'alul hazna iza şi'te sahla. Pazartesi günleri tasavvuf dersimize İmam-ı Guşeyri'nin Risaletul Guşeyriye kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, Babul Vasiyeti lil Müridin, müritlere vasiyet babına ulaşmıştık. Kâlel Üstâzil İmam, İmam-ı Guşeyri diyor ki, Lemme esbetna tarafen min siyeyril kavm. Hatırlarsanız bu kitabın başında diyor, bu yolun yolcularının hayatlarını anlattık size. Hatırlıyorsunuz değil mi? İmamı işte İbrahim bin Ethemler, Bişri Hafiler, İmam Muhasibiler, yani kim varsa 83 tane mübareğin hayatını okumuştuk. İmam Guşeyri 83 tane velinin kimisini biraz geniş anlatmış, kimisini kısa anlatmış. İlk başta diyor, o büyüklerin hayatını anlattıksa. وَضَمَمْنَا اِلَى ذَٰلِكِ اَبْوَابًا مِنَ الْمَقَامَاتِ. Sonra bu yolun yolcularının makamlarını anlattık. İşte tevbe makamı, muhasebe makamı, sıdık makamı, bunları anlattık. Sen o büyüklerin hayatını okuyup ibretler alabildiysen ve bu makamdan, bu makamlardan kendine bir şeyler çıkarabildiysen, sana diyor, eradna en nahtime hazihi risale bi vasiyetil müridin. Bu kitabımızı da diyor, müritlere vasiyetle bitirmek istedik. Kitabın neresine gelmiş arkadaşlar? Sonuna gelmiş. Tamam mı? Ne zaman başlamış bu kitaba? 2021'in 9. ayında başlamış. 2021 neredeyse 4 seneye tekabül ediyor. 4 seneden beri bu kitabı okuyormuş. Ne diyor? Bu kitabı diyor bitirmişsin sizlere vasiyetlerle bitirecek. Nercu minallahi teala husne tevfikihim li istimaliha. Allahu Teala bu kitaptan güzel bir şekilde kullanıp istifade etmeyi ve en la yahrimna al-kıyam bihi. Bu kitaptan muamele etmeden bizi mahrum etmesin diyor. وَاَنْ لَا يَجْعَنَا هُجَّةً عَلَيْنَا. Duyup da bilme, amel etmeyenlerden bizi diyor eylemesin diyor mübarek. Şimdi Şeyh Efendi İmam Guşeyri başlıyor vasiyetlere. Diyor ki فَاَوَّلُ قَدِمَ الْمُرِيدِ فِي هَذِهِ الطَّرِيقَ يَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ عَلَى الصِّدْقِ. Bu şart her işte, her durumda, her halde geçerli arkadaşlar. Eğer bu yola girmek isteyen bir kişi varsa diyor, en başta niyeti düzgün, doğru, dürüst olması gerekir. Alevere, dalevere, yalancılık, dolancılıcılık veyahut da işte ben buraya gideyim, buradan işte ticaret maksatı elde edeyim, etraf edineyim, ondan ticaret kazanayım değil. Tamamen niyeti doğruluk üzerine, istikamet üzerine, sıdk üzerine olacak. Ben buraya varayım, buradan bir şeyler öğreneyim, bu öğrenmiş olduklarımla ihlaslı bir şekilde amel edeyim, bu yola hizmet edeyim, bu davaya hizmet edeyim, Allah için ömrümü Allah yolunda, zikir yolunda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin yolunda, velilerin yolunda geçireyim diye ne yapacak? Böyle niyet edecek. لِيَصِحَ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَى أَصْلٍ صَحِيحٍ. Çünkü asıl olan binanın temelleri ne? Ayakları sağlam olmazsa, asıl üzerine bina edilmezse, Allah muhafaza eylesin, depremde ne olur? Bir sarsıntıda, bir imtihanda, bir vesvesede, bir zanda bakarsın adam kaçar gider ya. Veya azıcık bir ticarette kesintiye uğramada kaçar gider ya. Onun için ne demişler? Çünkü sen eğer bu yolda yürümek istiyorsan ilk önce niyetin sahih olması, doğru olması, dürüst olması. Çünkü bundan sonra sen diğer şeyleri daha üzerine bina edeceksin.
Birinci katı çıkacaksın, birinci tapluya atacaksın, sonra bine ev yapacaksın, odalara böleceksin, ikinci tapluya atacaksın. Yani böyle böyle gidecek bu işe. Onun için ayaklar düğneyi sağlam olması gerekir. Niyetin sağlam olur. Niyetin sağlam olmazsa üzerine hiçbir şey yapamazsın. Çünkü feinne şuyuh, şeyhler demişler ki innemâ hurimû el-vusûlen yitadî'ihim el-usûl. Bu yoldan mahrum olan kişiler asıllarını sağlam düzgün yapmadıklarından dolayı ne oldu? Ondan dolayı kaybettiler ya. Feyecibu el-bidayete bitasihih i'tikadın beynehu ve beynallahi teala. Niyetini Allah-u Teala ile kendi arasındaki itikadını sapsağlam yapacak. Safin anin zununi ve şüphe. Bütün şüphe ve zanlardan sakınacak. Acaba şöyle olur mu? Acaba şöyle olur mu? Şunu yaparsam böyle olur mu? Ya böyle değilse, şüpheyle veyahut da zanla yaklaşıyorsa hiç gelmesine gitmesine de gerek yok. Zan, şüphe olmayacak. Sonra halim mined dalali vel bid'a, bid'atlerden ve boş şeylerden ne yapacak? Boş olacak yani. Kendini ilgilendirmeyen şeylerden boşalacak. Sadirin anil berahin vel hucet. Delillere ve burhanlara dayalı olacak. Boş değil. Şu da diyor ne kadar çirkin. İmam Uşeri de ve yakbuhu bil müride en yentesibe ila mezhebin min mezahibi men leysa min hadihi tariq. Sonra diyor şu da ne kadar bir çirkin bir durum. Yani bu büyük büyüklerin yollarının her hepsinin bir mezhebi var. Bağlı olduğu itikatta Maturidiye işte Eşariye mezhebi var. Amelde mezhepleri işte Hanefi, Şafii, Hanbali, Maliki mezhepleri var. Bu mezhepleri edinmeyip de bu mezheplerin dışında kendisine bir mezhep edinmek, bir yol edinmek de ne kadar büyük bir çirkin bir işti. Hem bu yola girmeye çalışacaksın, hem bu yolu isteyeceksin, hem de başka mezheplere, başka yerlerde yol arayacaksın. وَلَيْسَ اِنْتِسَابُ الصُّوْف۪ي اِلَى مَسْهَبٍ مِنَ السَّابِ الْمُخَالِف۪ينَ. Yani muhalefet edenlerin yoluna sahabi kişi gitmez. Yani Vahhabi tayfesinin veyahut Allah muhafazanın Şia tayfesinin yoluna gitmez ya. Büyükleri hangi yola gitmişlerse, hangi mezhebe bağlanmışlarsa o mezhep üzerine gitmeler. وَالنَّاسُ اِمَّا أَصْحَابُ النَّقْلِ وَالْأَثَرِ وَاِمَّا أَرْبَابُ الْعَقْلِ وَالْفِكِرِ. İnsanların bazıları diyor ya nakille uğraşırlar veyahut da bazıları akılla uğraşırlar. وَشُيُّقُ هَذ۪ي الطَّيْفَ. Bu tayfanın şeyhleri ise اِرْتَقَوْا عَنْ هَذ۪ي الْجُنُ. Bu ikisinden de uzaklaşmış, yükselmişler. فَالَّذ۪ي لِلنَّاسُ غَيْبٌ فَلَهُمْ ذُهُورٌ. İnsanlara gayb olan şeyler onlara apaçık meydanda ya. وَالَّذ۪ي لِلْخَلْقِ مِنَ الْمَعَارِفِ مَقْصُودٌ فَلَهُمْ مِنَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ مَوْجُودٌ. Onlar halk içinde maksat olan Allah'a ulaşmaya ararken onlar Allah'a ulaşmışlar çoktan. فَهُمْ اَهْلُ الْوِصَالِ. Onlar vuslat ehli yani. وَالنَّاسُ اَهْلُ الْاِسْتِدَّارِ. Diğer insanlar ise bu yolda olmayan insan delil yani. Şu niye böyle olmuş, şu niye şeyle olmuş, şu niye delili neyi, bunun görüşü neyi, bu niye böyle yapmış, hangi delili getirmiş? Ehli vısal, tarikat ehli ise âmenne ve saddakna deyip neyi? Amelle ulaşan insanlar yani. وَلَمْ يَكُنْ عَصْرٌ مِنَ الْاَعْصَارِ ف۪ي مُدَّةِ الْاِسْلَامِ. İslam müddeti boyunca اِلَّا وَف۪يهِ شَيْخٌ مِنْ شُيُخِ هَذ۪ي الطَّائِفَ مِمَّنْ لَهُ عُلُومُ التَّوْح۪يدِ وَاِمَامَةُ الْقَوْمِ اِلَّا وَاَئِمَّةُ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ مِنْ عُلَمَاءِ اِسْتَسْلَمُوا ذَٰلِكَ الْشَيْخِ وَتَوَاضَعُوا لَهُ وَتَبَرَّكُوا بِهِ. Hangi vakitte olursa olsun bu yolun yolcular hep olmuş, hep gitmişler, bu insanlara bağlanmışlar, onların vesilesiyle hidayet bulmuşlar ve ne olmuşlar? Onların vesilesiyle tevazuya ermişler ve onların vesilesiyle bereket bulmuşlardı. Örnek olarak Ahmed İbni Hanbel kâne inde Şafiiyye radıyallahu anhuma. Ahmed İbni Hanbel kim? Hanbeli mezhebinin kurucusu. İmam-ı Şafii kim?
Şafii mezhebinin kurucusu. Bu ikisi bir arada otururken Fece'e Şeybanu'r-Ra'i, tasavvuf büyüklerinden Şeybanu'r-Ra'i gelmiş. Fekal Ahmed, Ahmed İbni Hanbel demiş ki Uridu ya Aba Abdillah en unabbiha hâza alâ nuksâni amelihi liyeştegile bitahsîli ba'dil ulûm. Demiş ki ya İmam-ı Şafii'ye de ey Ebu Abdullah, ben diyor şu Şeybanu'r-Ra'i'ye bazı meseleler soracağım. O da o meseleyi bilemediği için sormamın sebebi de gitsin ilim tahsil etsin, fıkıh tahsil etmesi için ya. Bazı meseleler sorur. Soruyor ki imtihan edecek. O da bilemediği zaman ya işte boş boş dervişlik yapacağınıza böyle boş boş tesbihatla, zikirle uğraşacağınıza git biraz ilim tahsil et diyeceğim diyor. Bilemezsin. Fekala Şafii'yü lehu, İmam-ı Şafii ne diyor? La tefal, yapma diyor. Yapma, mahcup olursun. Felem yakına, İmam Ahmed gani olmuyor. Diyor ki illa ben soracağım. Fekala li Şeyben, Şeyben-i-Ra'iye diyor ki مَا تَقُولُ فِي مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَةِ وَلَا يَدْرِي اَيَّ صَلَاةٍ نَسِيَهَا مَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِ يَا شَيْبَهِ. Diyor ki Şeyban-ı-Ra'iye İmam Ahmed bin Hanbel, ey Şeyban, bir adam diyor 5 vakit namazın bir tanesini unutmuş olsa, o da diyor hangisini olduğunu hatırlayamıyor. Ya işte sabahı mı unuttu, öğleni mi unuttu, akşamı mı unuttu, ikindiği mi unuttu? Hangisini olduğunu hatırlayamıyor. Bu adam ne yapması gerekiyor? Şeyban-ı-Ra'i ne diyor arkadaşlar? Fekala Şeyban, ya Ahmed, hâzâ galbun gafela anillâhi teâlâ fel vâcibe en yuaddebe hattâ lâ yagfula an mevlâ. Diyor ki ey Ahmed, bu kalp diyor öyle bir kalp ki Allah'tan gafil kalmış. O kalbi terbiye edip Allah'tan gafil kalmamayı öğretmek gerek ona diye. O zaman فَغُشِيَ عَلَى İmam Ahmed bin Hanbel bu cevabı duyunca bayılıyor arkadaşlar. فَلَمَّا فَاقَ ayıldığı zaman قَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تُحَرِّكْ هَذَا. Demedim mi ben sana uğraşma bunlarla? Bunlarla uğraşma demedim mi? Bak ne hale düştün diye. Ve Şeyban-ı-Ra'i kâne ummiyyen min. Ümmi. Yani okuma yazmasını bilmeyen. Ümmi bir. Bazı zaman Allah-u Teala'nın velileri ne olur arkadaşlar? Ümmi de olur ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasfı ne bir tanesi? Ümmi diye. Okuma yazma bilmiyordu. Demek ki Allah-u Teala'nın veli kullarından ümmi de olanlar olurmuş. Okuma yazma bilmeden Allah'tan korktuğu zaman ne diyor Allahu Teala? Vettekullah ve yuallimukumullah. Siz Allah'tan hakkıyla korkarsanız Allahu Teala size bilmediklerinizi öğretir ya. Ve yuallimukumullah. Bilmediklerini. Sana soru sorarlar. İmam Ebu Hasan Şazeli ne diyor? Bana diyor soru sordukları zaman diyor Allahu Teala bana şöyle bir perde açar. Hani şimdi siyasetçilerin her hepsi böyle karşı perdeden konuşuyor ya. Cam koyuyorlar, bir şeyler koyuyor veya karşıya yansıtıyorlar. Bana da diyor hasır açılırdı, bilmediklerim orada yazılırdı, her hepsini tek 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 söylerdim diye. Ebu Hasan Şazeli. Neymiş? Şeyban-ı-Ra'i kâne ummiyyen minhum. Ümmi. Ümmi biri, okuma yazmasını bilmemin. Fakat Allah-u Teala'nın duyduklarını da bildikleriyle amel ettiğinden dolayı samimi, ihlaslı bu davaya gönül verdiğinden dolayı Allah-u Teala ile arasında perde yok ki. فَاِذَا كَانَ مُحَلُّ الْاُمِّيِّ مِنْهُمْ هَكَذَا فَمَا ظَنُّ بِاَيْمَّتِهِمْ. Düşün diyor yani eğer ümmi bu yolun yolcularının ümmisi böyleyse ya Cüneyd-ül Bağdadi, Beyazıd-ı Bastami, Maruf-ı Kerhiler nasıl olurdu ya? Sırrı-ı Sakatiler, onlar nasıl olur ya? Ümmi biri böyleyse. Yine hikaye olmuş. وَقَدْ حُكِيَ أَنَّ فَقِيهًا مِنْ أَكَابِرِ الْفُقَهَا كَانَتْ حَلْقَتُهُ بِجَمِّ حَلَقَةِ الشِّبْلِي فِي جَامِعِ الْمَنْصُورِ. Yine fakihlerden birinin meclisi Şeyh Şibli'nin meclisinin yanında. Fakih, biri fakih Ebu Amran, İmrani. Fakih, bir tarafta da Şeyh Şibli
وكانت نتعطل عليهم حلقتهم بكلام الشبلي. Şibli mecliste o kadar gür sesli konuşuyor ki bitişikteki fakihler ders yapamıyor. Fasala fesala ashabu Abi Imran yawman lishibli an mas'alatin fil hayd. O fakih bir gün Şeyh Şibli'yi imtihan etmek için hayızla ilgili bir mesele soruyor. Hayızla ilgili bir mesele soruyor. Ondan dolayı arkadaşlar İmam ve Malik demişler, yani kim tasavvuf örgenir, fıkıhı örgenmezse, tasavvuf örgenir, fıkıhı örgenmezse zındıklardan olur. Tasavvuf örgeniyor ama fıkıhı öğrenmiyor. Yani ben hocamdan böyle duydum, şöyle şurada şöyle gördüm, şurada şöyle gördüm. Bakıyorum kitaba muhalif, sünnete muhalif, şeriata muhalif, duymuş, öyle duymuş. Kim ne diyor? Fıkıhı örgenir, tasavvufu örgenmezse o da fıska girer. Çünkü kalbi olan hastalıkları atamaz. Kibiri, ucubu, benliği, işte ne mesela burada en büyük örneği, Şibli'yi imtihan etmek istiyor. Veya Şeybani Ra'i'yi imtihan etmek istiyor. Yani bu Sofi derviş ederim, bu bir şey bilmez. İşte eline vur ekmeğini al ya. Ne yapıyor Ebu İmran? Şeyh Şibli'ye kim diyor, ikisini beraber toplarsa hemen fıkı, hemen tasavvuf fakat da hakkaka, hakikate ermiş olur ya. İşte Ebu İmran fakih, Şeyh Şibli'yi imtihan etmeyi istiyor. Diyor ki şöyle şöyle bir mesele var fıkıhla, hayızla ilgili. Fezekara, Şeyh Şibli başlıyor cevap veriyor. Fezekara makalatin nas fi tilka al-mas'alati wal khilaf fiha. Şeyh Şibli başlıyor bütün alimlerin görüşlerini. Şu filanca şöyle demiş, filanca şöyle demiş, filanca şöyle demiş, filanca şöyle demiş. Bu ikisi bu konuda şu hilafa düşmüşler. O ona şöyle cevap vermiş, o ona şöyle cevap vermiş. Döktürmüş yani mübarek. Faqaba Abu Imran ve qabbala ra'sa Şibli. Şibli'nin başını öpmüş. Faqala ya Ebu Bekir, istifadtu fi hadhihi al-mas'alati 10 maqalatin lem esma'ha. Demiş ki ya ben bu senin verdiğin cevaplardan 10 tane daha önce duymadığım mesele duydum. Okumadığım, görmediğim meseleyi gördüm ha demiş. Ve kâne indî min cümleti mâ kultu selâs takavî. Senin bu dediklerin sadece ben 3 tanesini biliyordum. Sen daha üzerine 7 tane ek yaptın ya. Yine hikaye olunmuş ki İctaze Ebu'l-Abbas İbni Süreyç El-Fakih Bimeclisil Cüneyd Rahimahumullah. Ebu'l-Abbas İbni Süreyç Fakih, o zamanın fakihi, Cüneyd-ül Bağdadi'nin meclisine uğramış. Fesemi'a kelamahu, onun kelamını, söylediklerini dinleyince fakile lehu mâ tegûlu fî hâzâ. Demişler ki ya bu Cüneyd-ül Bağdadi nasıl konuşuyor? Nasıl bir yeri konuştuklarında ne var ne yok? Hele bir ölç tart deyince فَقَالَ لَا اَدْرِي مَا يَقُولُ وَلَاكِنِّي اَرَى لِهَذَا الْكَلَامُ صَوْلَةً لَيْسَتْ بِصَوْلَةٍ مُبْتِلٍ. Ne dediğini anlamıyorum ama fakat bunun sözleri boş değil demiş. Bu adam konuşuyor ama sözleri boş değil. İçi maneviyat dolayı. Sonra vakile denmiş ki لَعَبْدِلَّهِ اِبْنِ السَّعِيدِ اِبْنِ كِلَابِ كُلَّا. Başka birine denmiş ki أَنْتَ تَتَكَلَّمَ عَلَى كَلَامِ كُلِّ أَحَدٍ وَهَا هُنَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجُنَيْدِ فَانْظُرْ هَلْ تَعْتَرِدُ عَلَيْهِ أَمْ لَا. Demişler ki bir başkası Abdullah İbni Sa'id el-Kullab. O zamanda çok büyük felsefeciymiş zamanında yani. Herkesi eleştirirmiş. Demişler ki ya sen herkesi eleştiriyorsun. Hele bir de şurada Cüneyd Bağdadi var, ona bir bak. Hele bu nasıl bir dinle hele demişler ya. فَحَضَرَ حَلْقَتَهُ. Cüneyd el-Bağdadi'nin halakasına hazır olun. فَسَأَلَ الْجُنَيْدَ عَنِ التَّوْحِيدِ. İmam Cüneyd el-Bağdadi'ye tevhidden sormuş. Tevhid nedir diye. فَأَجَابَهُ. Cevap vermiş Cüneyd el-Bağdadi. Tevhidin ne olduğunu. فَتَحَيَّرَ عَبْدُ. O gelen felsefeci şaşırmış. وَقَالَ demiş اَعِدْ عَلَيَّ مَا قُلْتِ. Ya ne dedim bir daha iade et bana demiş ya. Tevhidden soruyor. İmam-ı Cüneydi Bağdadi cevaplıyor. Sonra diyor ki tam anlamadım, hele bir daha o sözü iade et dediği zaman fe'ade velakin la bitilkel ibare. Cüneyd-i Bağdadi bir sefer tevhidi başka bir dille, başka bir manayla söylüyor.
biraz önce söylemiş olduğu mananın başka bir manasıyla. فَقَالَ لَا عَبْدُ اللّٰهِ هَذَا شَيْءٌ آخَرٌ لَمَحْفَظُ demiş ya, bu senin söylediğin başka, ben bunu ezberleyemedim. تُعِيدُ عَلَيَّ مَرَةٌ اُخْرَ demiş ki, bir daha iade et ya. فَعَادَ بِعِبَارَةٌ اُخْرَ bir sefer üçüncü bir şekilde cevap vermiş. Tevhidi soruyor, birinci şekilde cevap veriyor, bir daha soruyor, ikinci bir şekilde cevap veriyor, üçüncü bir şekilde bir daha cevap veriyor. Her cevabı ayrı ayrı mana. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَيْسَ يُمْكِنُوا حِفْظُ مَا تَقُولُ senin söylediğini benim ezberlememin imkanı yok. مَا تَقُولُ اَمْلِهِ عَلَيْنَا bunu diyor, bize yaz diyor. Bunu yaz. Biz bunu aklımızda tutamadık. Çünkü her soruşta ayrı bir cevap veriyor. O zaman Cüneyd el-Bağdadi ne diyor? فَقَالَ اِنْ كُنْتُ اَجْرِيهِ فَاَنَا اَمْلِهِ eğer dediklerimi yapacaksan, uygulayacaksan ben bunu yazayım diyor. Cüneyd el-Bağdadi فقام عبد الله وقال بفضله واعترف بعلو شأنه o zaman, o zamanın o felsefecisi kalkıyor, bu insan çok büyük bir insan diye İmam Cüneyd el-Bağdadi'nin büyüklüğünü tasdik ediyor. Cüneyd el-Bağdadi demiş ki arkadaşlar, لو علمت eğer bilsem ki demiş, أن الله تعالى علما تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا وإخواننا. Eğer demiş, şu arşın altında, semanın altında bizim amel ettiğimiz, bizim konuşmuş olduğum bu tasavvuf yolundan, bu dervişlik yolundan daha şerefli, daha güzel bir yol olduğunu bilsem, لَسَعَيْتُ اِلَيْهِ وَلَا غَسَطُّهُ kahar gider o yolda çalışırdım demiş. Fakat bu yoldan daha bereketli, daha yüksek, daha şerefli bir yol yok demiş İmam Cüneyd-i Bağdadi. Tamam mı gençler? Neymiş birincisi? Sıdık. Yani sizler için de geçerli. Sizler hafızlık yapıyorsunuz mesela. Hafızlığı yaparken ne diye? Ya işte babam istiyor, anam istiyor, evdekiler zorluyor diye değil. Allah için, bu Allah'ın kitabı, ben bu kitaba marisçi olmak için, Allah'ın kitabını bilmeyen insanlara öğretmek için, Allah'ın kitabıyla amel etmek için diye niyetiniz olacak. Yoksa benim 100 tane hafız arkadaşım vardı gençler, benimle beraber aynı hocada 100 tane hafız olan oldu. Belki de 70-80 tanesi unuttuk herhalde. Kimisi fabrikada çalışıyor, kimisi bilmem nerede çalışıyor. Niyetiniz hafızlıkta bileme, ilimde bileme sahih olsun. İlim okurken ya işte bir diplomam olsun, bir işte elimin altına bir belge olsun diye değil ya. Olsun, belge de olsun iyi olur ama fakat niyetiniz de sahih olması gerek. Birincisi neymiş? Sıdık. Yani doğrulukla bu yola sağlam bir şekilde, ihlaslı bir şekilde bağlanacağız, bu yola gireceğiz. İkincisi de sonra devamında demiş ki: "Ve iza ahkama al-muridu beynehu ve beynallahi aqdahu feyecibu en yuhassila min ilmi şeriatı imma bi't-tahkik ve imma bi's-su'al an'l-eymme." Bu yola girdikten sonra, bu yola sılk ile bağlandıktan sonra derviş adam cahil olmaz. Biz size tasavvuf günleri niye fıkıh okuyok? İkisini beraber cem edek diye, tahkik ehli olak diye. Anladınız mı? Hem tasavvufu okuyoruz, hem fıkıhı arıyoruz ki hakikat ehlinden olak diye. İşte onun için diyor, sıdk ile bir yola girdikten sonra bir dervişin şeriat ilmini öğrenmesi gerekir. Nasıl abdest alınır? Nasıl namaz kılınır? Namazı bozan şeyler, bozmayan şeyler, orucu bozan şeyler. Çünkü bunlar akideyi bozan şeyler. Bunlar ömür boyunca, hayatı boyunca kendisine ölene kadar gerekli yani. Adam namaz kıldığı yerde ne yapıyor? Eğer namazı bozulmuşsa, bilmezse boş boşa yat kalk, yat kalk, yat kalk. Yarın Allah-u Teala huzurunda bakar ki eli boş. Adam abdestsiz namaz kılıyorsa, uyumuş, abdest almıyor. Veyahut da yellenmiş, abdest almıyor. Abdesti bozulmuş, hemen hoca kızmasın veyahut da abi kızmasın, belletmen kızmasın, abdestsiz koşuyor yani. Böyle olduğu zaman eli boş, Allah muhafaza eylesin, dinden çıkar.
Hele hele namazı abdestli olarak bilerek abdestli kılarsa dinden çıkarıyor. Tamam mı gençler? Dikkat edin. Hocanız kızabilir, abiniz kızabilir ama siz doğruluktan şaşmayın. Abdestsiz namaz kılmayın. Onun için ne diyor? Bir doğrulukla bu yola girdikten sonra şeriat ilmini ya kitaplardan öğrenecek, okuyacak veyahut da imme bis suali anil aymet veyahut da hocasına bildiklerine sormayla öğrenecek. Bu yolda cahil olmayacak. Me yueddi bihi fardahu. Farzlar neler? Ve in ihtelefe aleyhi fetevel fukaha. Ya hudu bil ahvati. Ahvat olan neyse onu alacak, onunla amel edecek. Sümme yecibu alel murid en yeteaddebe bi şeyhin فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اُسْتَازٌ لَمْ يُفْلِحُ أَبَدًا. Bu yola doğrulukla geldi. Sonra ilmi, fıkıh öğrenmeye başladı, şeriat ilmini. Sonra kendisine bir şeyh edinecek diyor. Kendisine şeyh edinecek. Çünkü İmam Ebu Yezid el-Bastami ne diyor? مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اُسْتَازٌ فَاِمَامُهُ الشَّيْطَانِ. Kimin bir hocası olmazsa, şeyhi olmazsa, terbiye edicisi olmazsa onun imamı, hocası şeytan olur. Ondan sonra büyükler hakkında konuşmaya başlar. İmam-ı Azam şöyle, İmam Bukhari şöyle, şu şöyle, bu böyle. Çünkü adam ne olmamış? Bir şeyhin, bir hocanın terbiyesinden geçmemiş. Ne gibi mesela? Ben şimdi şu elektrikten anlar mıyım? Anlamam. Niye? Bir ustanın elinin altında ben ders görmedim. Bunu görmedim. Nasıl yaptığını, nasıl bağlandığını görmedim. Elimi alır elektrikle uğraşmaya kalkarsam ne olur? Elektrik beni çarpar. Onun için her şey de böyle. Bakın ilkokula çocuğu gönderdiğiniz zaman bir hocası var, bir öğretmeni var. Sonra ortaokulda bir öğretmeni var. Matematik öğretmeni ayrı, hayat bilgisi öğretmeni ayrı, fen bilgisi öğretmeni ayrı, Kur'an-ı Kerim öğretmeni ayrı. Ne diye? Bilmediği için çocuğu. Şimdi bunların her hepsinin bir yol öğretmeni olur da hocası olur da Allah'a ulaşan yolda bir şeyh edinmez mi insan? Elbette ki bir şeyh edinmesi gerekir. Yoksa yolda yolsuz kalır. Onun şeyhi, onun hocası şeytan olur. Bir de bakarsın ki Allah muhafaza eylesin, herkes dinden çıkarıyor. Kimseyi beğenmiyor, kendisini üstün görüyor. Onun için illaki bir şeyh ne olması gerekir? Edinmesi gerekir. Mesela misal vermişler. Demişler ki bir insan, bir ağaç kendiliğinden olsa, çekirdeği attın, kendiliğinden oldu. Bakıyorsun meyve veriyor mu? Meyve vermiyor. Verse bile ya acı oluyor ya eşki oluyor. Bir zaman sonra ne yapıyorlar? Ona bir kıvama geldikten sonra ona bir kalem atıyorlar. Ondan sonra bakıyorsun olan kiraz, olan erik, olan kayısı ne kadar güzel oluyor. Kalem atıldıktan sonra. Ama kalem atılmadan önce kendiliğinden biterse meyvesi kelek kimi oluyor. Bizim bahçede bir tane var. Yani 60'lık bitmiş. Ne sarı kiraz olduğu belli, ne kırmızı kiraz olduğu belli. Bozma bir şey ya. Ama ona bir kalem atılsa ne oluyor? Öbür kirazlar gibi kıpkırmızı. Yedikçe yiyesin geliyor. Onu ise yediğin zaman ağzını bozuyor. Onun için işte şeyhin yapmış olduğu iş de kalem atmak gibi ya. Ağaca kalem atmak gibi. Kalem attığı zaman, terbiyesini verdiği zaman, edeplendirdiği zaman o ağaçtan nasıl güzel güzel meyveler çıkıyorsa işte dervişten de müritten de öyle hallar meydana gelir. Yani dervişi dövseler ona dilsiz gerek olur. Sövseler dilsiz gerek olur. Dövseler elsiz olur. Hani Yunus Emre değil ya. Derviş gönülsüz gerek, sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek diyor. Tam dervişi vasfediyor. Sövdükleri zaman eyvallah kardeşim. Dövdükleri zaman eyvallah kardeşim. Derviş gönülsüz olacak. Kibir, benlik, ben şöyleyim, ben böyleyim olmaz dervişte. Çünkü niye? Onun kalemini iyi atması gerekiyor şeyh. Kalem attığı zaman güzel güzel meyve verir. Derviş de ağaçta ya. Bugünlük onunla yetinmiş olarak arkadaşlar dersimiz uzun epey anlatmış Şeyh Efendi. Allah-u Teala cümlemize
istifade etmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.